Mahkemesi'nin kararı uygulanır. Anayasa gayet açık. Dolayısıyla bir de anayasadan falan kaynaklanan bir sorun söz konusu değil. Buna rağmen bu iddiayı devam ettiriyorlar ki anayasayı tartışmalı hale getirip, anayasayı ortadan kaldırıp yeni bir anayasa üretecek bir noktaya gelelim. Şimdi bu buradan sonra iş siyasi bir çetrefilli alana giriyor. Anayasayı yürürlükten kaldırabilecek süreç belli anayasada tanımlanmış. Mecliste bunun için bir karar alacaksınız. 3/2 çoğunlukla alırsanız meclis çeşitli maddeleri değiştirebiliyor. Ama anayasayı toptan kaldırabilmek meclis kararıyla mümkün mü? Onu bilmiyorum. Çok açık bir şey değil. Çünkü bu tamamen bir siyasal sistemin ana unsurlarından olan rejimi değiştirmek anlamına geliyor. Böyle bir yetki benim görebildiğim kadarıyla genel itibariyle meclise falan verilmiş değil. Dolayısıyla burada bir böyle radikal devrimci bir değişiklik olması gerekiyor. Halk adı arasında geçen tabiriyle darbe olması gerekiyor. Şimdi burada bir siyasi süreç olarak iktidarın böyle bir girişimi olduğuna göre buna siyaset biliminde İspanyolca bir tabir var. Autogolpe deniyor. Ne demek? Bir iktidarın kendi kendine darbe yapması. Böyle bir süreç, bu terim kullanılmasına sebep olan girişimler Latin Amerika'da çok ortaya çıkmış olduğu için terim onun için İspanyolca ama genel olarak kullanılıyor. Burada bir autogolpe süreci ile karşı karşıya olma durumumuz var gibi gözüküyor. Bir şekilde anayasayı ortadan kaldırıp yerine kendi istedikleri türden bir metin üretmeye çalışacaklar. Tam burada bir parantez açalım. Şimdi ben de dünkü yazımda bunu ifade ettim. Yeni bir anayasa hedefi var hükümetin ve bu Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ndeki arasındaki meseleyi bir krize dönüştürmeleri bundan. Zaten kendilerini de önce evet. Hakem yerine koydular. Sonra da ya bu sorunun çözümü yeni anayasadan geçer dediler. Fakat şimdi biraz da altını doldurmak ve daha ikna edici olabilmek açısından tartışalım diye soruyorum. Şimdi benim bildiğim anayasanın aşağı yukarı 4/3'ü değişti. Yani ortada böyle evren cuntasının yaptığı bir anayasa falan yok. 4/3'ü değişti. Daha Özal'dan başlayarak ki çoğunluğunu AKP iktidarı değiştirdi. Şimdi değişmeyenler de zaten hani yeni bir anayasa yapıldığında bile olması gerekenler. Bu durumda bu hükümet 22 yıldır iktidarda yeni bir anayasadan beklentisi ne? Niye bir yeni anayasa yapmak istiyor? Ne farkı olacak yeni anayasanın şu anki olandan? Neyi hedefliyor? Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmayı hedefliyor. Tamam, onu görüyoruz. Yani, o anlaşıldı. MHP de bunu savunuyor. Bunu, ya bundan öte bir hedefi olabilir mi? Bunu muhtemelen Yargıtay da savunuyor. Çünkü Yargıtay'ın web sitesine bakarsanız, Yargıtay'ın web sitesinde İngilizce başlık var. Çevirirseniz İngilizce'ye dönüyor web sitesi. Oradaki başlığı Supreme Court. Yani yüce mahkeme. Yüce mahkeme. Yani en üst temiz mahkemesi değil. Yani dolayısıyla yüce mahkeme olarak işte Amerika'daki mahkeme de yüce mahkeme. Anayasa mahkemesi değil. Dolayısıyla bu görev benim görevim. Benim görev alanım. Bunlar sonuç itibariyle yanlış yerde duruyorlar. Böyle bir şey olmaması lazım falan gibi bir pozisyonda. Zaten onu bir miktar kullanmak suretiyle buradaki bu tartışmalar ilerletiliyormuş gibi gözüküyor. Ama daha vahim bir tarafı var işin. Şimdi siz de belirttiniz, birçok maddesi anayasanın değişti, doğru. Ama anayasanın özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından değiştirilmiş olan maddelerinin de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri tarafından uygulamak işlerine gelmediğini görüyoruz. Şimdi anayasanın değişen 101 maddesi. Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili. Cumhurbaşkanı eskiden meclisin